Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Yeni bir hayat tercih edil programıyla daha bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Eğitim yaşama dair önemli gelişmeleri bu ekranlardan ele alıp değerlendiriyoruz. Bugünlerde tercih yapacak arkadaşlarımız da velilerinde tabii ki heyecan var. Biz de bu heyecanı biliyoruz. Onlara buradan destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda neler yapacağız bugün? Bölüm ve programları tanıtmayı sürdüreceğiz. Bugün 3 bölümü konuşacağız. Gerçekten revaçta olan, önü açık, daha Türkiye'de yeni yeni isimleri duyulan bölüm ve programlar. Ben hemen isimlerini söylemek istiyorum. Bir odyoloji bölümü, dil ve konuşma terapisi bölümü ve optisyenlik programını ele alacağız. Gerçekten başta da girişte belirttiğim gibi arkadaşlar, bu bölümler ve programlar geleceğe olan bölümler, istihdam olanakları olan alanlar, ayrıntıları hocalarımızdan alacağız. Hemen ben dönmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden yine çok değerli 4 isim bugün bizlerle birlikte. Ahmet Konrot, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıntıları dinleyeceğiz sizden. Yardımcı doçent doktor Burak Öztürk, yine Üsküdar Üniversitesi Odoloji Bölümü Bölüm Başkanı. Hocam sizlerle hoş geldiniz. Ve İbrahim Şahbaz, yardımcı doçent doktor, Optisyenlik Programı Başkanı. Hocam sizler de hoş geldiniz. Ve tabii ki bizi yalnız bırakmayan bir isim, uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş, Üsküdar Üniversitesi'nden bugün yine bizlerle. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece Tözeniş deyince doğru tercihin püf noktaları aklımıza geliyor. Hocam bugün ilişkin de yine arkadaşların soruları sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Onların doğru tercihlerinde kılavuz olmanızı isteyeceğim. Hatalar yapmasınlar, tercihlerini doğru yapsınlar. Aslında doğru tercih yaparlar da bir üniversiteye yerleşebileceğini her fırsatta siz söylüyorsunuz. Evet. Buradan vurguluyorsunuz. Ayrıntıları da paylaşıyorsunuz. Değerli arkadaşlarımız, bölüm ve programlara ilişkin sorularınızı, Ece Hocam'la ilgili sorularınızı bizlerle paylaşabiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz bunu? sabanozdeyt@gmail.com'dan sorularınızı alacağız. Twitter, Facebook üzerinden de Hayat Tercihtir Facebook sayfasından, sabanozde Twitter adresinden de sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de samimiyetle hocalarıma her türlü sorunuzu yönelteceğim. Bölüm ve programları tanıyalım istiyorum. Hocam, biraz da dil ve konuşma terapisini konuşalım istiyorum. Buradan mezun olanlar dil ve konuşma terapisti oluyorlar. Evet. Yeni bir alan. Türkiye'de daha ismini bile yeni yeni duyuyoruz. Üsküdar Üniversitesi böyle bir lisans programı açtı. Biraz tanıyabilir miyiz hocam? Dil ve konuşma terapisi deyince arkadaşlarımız neyi anlamalı? Aslında program belki yeni ama problem çok eski. İnsanın doğduğu, var olduğu andan itibaren bu problem her zaman var. Dolayısıyla problemin kendisini bildiğimiz ama bu problemlerin giderilmesine yönelik uzman meslek erbabının yetiştirilmesi dediğiniz gibi gerçekten yeni. Dünyada da öyle. Dünyada da dil ve konuşma terapistliğinin geçmişi çok fazla eski değil. Yani belki bir 50 yılı var. Bizde de son 30 yıldan beri bilinen ama lisans programı itibariyle daha çok yeni olan, 3. yılında olan, bu sene de inşallah Üsküdar Üniversitesi'nde başlayacağız. Bizim için çok yeni o anlamda. Dil ve konuşma terapisti ne yapar sorusunu herhalde herkes merak ediyor. Genellikle konuşma bozukluklarıyla ilgilenen bir meslek dalı dediğimiz zaman herkesin aklına belki başlangıçta kekemelik gibi vesaire gibi konular geliyor ama bütün yaş gruplarında, bebeklik döneminden başlayıp ileriki yaşlara kadar kişinin karşılaşabileceği her türlü iletişim, dil, konuşma bozukluklarıyla ilgilenen bir meslek erbabı, dil ve konuşma terapisti. Herhangi bir özüre bağlı olabilir veya herhangi bir özüre bağlı olmaksızın gelişim evrelerinde karşımıza çıkan problemlerden ötürü olabilir. Bir de ayrıca son birkaç yıldır dil ve konuşma terapistinin mesleki görev tanımları içerisine yeme, yutma ve içme bozuklukları da girmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir multidisipliner alanda hizmet veren bir meslek. Evet hocam, bu alanda aslında akademisyen de yok değil mi? Benim bildiğim kadarıyla 4 tane bu alanda, bunlardan biri değerli isimlerden biri sizsiniz. Onlar da farklı şehirlerde bulunuyor. Biri emekli oldu galiba. İstanbul'da tek siz olacaksınız değil mi hocam? Evet, yani şu anda tabii zaten programın başlamasının gecikmesindeki neden de yeterli öğretim elemanı, yeterli öğretim üyesi kadrosunun olmamasıydı. Şu anda
profesör olarak baktığınız zaman dil ve konuşma bozukluklarında dediğiniz doğru. Ülkede 4 tane profesör var ama yavaş yavaş doçentler ve yardım doçent arkadaşlar da gençler de arkadan geliyorlar. O zaman buradan bir hatırlatma arkadaşlarımıza da yapalım. Belki bu alanda akademisyenlik düşünüyor olabilirsiniz. Sahada da çalışabilirsiniz ama bazıları da değil mi hocam? Akademisyenlik bu alanda da önü açık bir alan. Kesinlikle bunu da göz önünde bulundurmalarında arkadaşlarımızın fayda var. Ece hocam, hocalarıma döneceğim ama size bir top atmak istiyorum ben. Nasıl dil ve konuşma terapisi? Arkadaşlar nasıl ilgi gösteriyor? Bugünlerde öğrencilerle bir araya geliyorsunuz, tercihlerinde destek oluyorsunuz. Onlara Facebook, sosyal medya üzerinden, onun haricinde birebir de destek oluyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz bu bölümü? Yeni bir alan ama tabii iki tür öğrenci geliyor. Ya bilinçli bir şekilde bu alanı bilen bir öğrenci geliyor ya da yönlendirmeler sonrasında gerçekten çok ilgisini çekiyor. Çünkü şu anda Türkiye'de 4 üniversitede var Üsküdar Üniversitesi ile birlikte ve hani biz meslek seçimi yaparken öğrencilere söylediğimiz en önemli kriterlerden biri de geleceğin meslekleri arasında olması. Dil konuşma terapisi de bizim geleceğin meslekleri arasında olduğunu düşünüp öğrencileri o şekilde yönlendirdiğimiz bir alan. Öğrenciler de yavaş yavaş ve konuştukça, hocalarımızdan bilgi aldıkça çok daha da iyi ısınıyorlar. MF3 puan türüyle girebilir öğrenciler. 180 barajını geçen öğrenciler tercih yapma hakkına sahipler bu bölümle ilgili. Hocam sorular geliyor. Doğru tercihi nasıl yapacağız? Sınavsız geçiş, sıralamayı nasıl yapmalıyız? Hangi bölümleri sıralara yazmalıyız? Gibi birçok soru var. Onları da program akışı çerçevesinde sizinle paylaşacağım. İbrahim Hocam, sizinle ben devam etmek istiyorum. Optisyenlik, bu da yeni bir alan hocam. Bugüne kadar birçok, hani bu alan şöyle diyeyim, alaylı kişiler tarafından yapılıyordu değil mi hocam? Tabii. Ama artık kesinlikle profesyonel tarafından yapılması gerektiği düşünülerek zaten optisyenlik programı da açıldı. Tabii. Biraz buradan girecek olursak optisyenliği nasıl anlatalım arkadaşlara? Şimdi optisyenlik 2004 yılına kadar, optisyenlik kanunu çıkana kadar alaylılar tarafından yapılıyordu. Fakat 2004'te çıkan kanunla optikle ilgili bütün malzemelerin satışı, gözlük, camı, çerçeve, güneş gözlüğü ve görmeyle ilgili bütün optik cihazları satılımı sadece optisyenlik ön lisans programını bitiren kişilere münhasır oldu. Yani optisyenlik ön lisans bölümünü bitirmeden optikle ilgili herhangi bir cihazı satmak veya o hizmeti sunmak mümkün şu anda mümkün değil. Dolayısıyla optisyenlik Türkiye'de çok geniş bir saha, çok büyük bir ihtiyaç var. Çünkü gelişmiş ülkelerde yaklaşık 5000 kişiye bir optisyen düşüyor. Normalde optimal bir hizmet alabilmek için. Yani sağlıklı bir hizmet sunabilmek, ki halkın rahat göz optikle ilgili hizmet alabilmesi için 5000'de bir optisyene ihtiyaç var. Yani bunu biz Türkiye şartlarına uyarladığımız zaman hemen hemen 15 bine yakın bir optisyen açığı var. Var. Şu an var, evet. Halihazırdaki optik ruhsatına sahip optikçi sayısı Türkiye'de 4600-4500 kadar. Dolayısıyla ciddi bir açık var. Önü açık bir meslek. Bu bizim üniversitenin ikinci senesi. Geçen sene kontenjanlarımız tamamen doldu. Öğrencilerinizi aldınız, benim ikinci öğrenciler. İnşallah bu programda. Bu sene bir programda, bu sene de inşallah talebelerimizi bekliyoruz bölümümüze. Ece hocam, optisyenliğe ilişkin neler söyleyeceğiz? Hangi alandan arkadaşlar giriş yapabiliyor? Tercihlerini nasıl yapacaklar? YGS 1 ile alıyor optisyenlik bölümü ama tabii optisyenlikte geçen yıl önemli bir değişiklik oldu artık. Sınavsız geçişle değil, puanla, YGS puanıyla almaya başladı ve tablo 3A'dan tablo 3B'ye geçiş yaptı. Yani öğrenciler optisyenlikle ilgili tercihlerine bakarken tablo 3B'yi kontrol etmeleri gerekiyor. Ben optisyenliğe hem lise sonrası gibi bakıyorum hem de yetişkin eğitim gibi bakıyorum aslında. Biz geçen sene hocamın da dediği gibi kontenjanları doldurduk. İkinci öğretime de çok talep vardı. Çünkü alanda çalışanlar da çok fazla ilgi gösterdiler.
optisyenliğe. Orada öğrencilerin ama dikkat etmesi gereken şey puanlarla 140 baraj puanını geçtikten sonra YGS 1'den optisyenlik tercihlerini yapabilecek öğrenciler. İlişkin eğitimi derken hocam şey mi artık sertifika zorunlu şey diploma şimdi, zorunluluğu mu var? Tabii 1989 yılında YÖK bir karar aldı. Hı-hı. Üniversitelerde ön lisans programları açılması ile ilgili, optisyenlikle ilgili. 2004 yılında da 5193 sayılı kanun kabul edildi. Bu kanunla optikle ilgili bütün cihazların gözlük çerçevesi, hı-hı, gözlük camı, kontak lens, görme araç gereçlerinin tamamının satımı tıpkı bir eczacı gibi düşünün. Evet hocam. Optikçinin yetkisine verildi. Optikçi olabilmek için de Türkiye şartlarında 2 yıllık ön lisans, optisyenlik ön lisans okullarından mezun olmak gerekiyor. Hı-hı. Yani oradan eğitim almak gerekiyor. Dolayısıyla bu okulları herhangi birini bitirmeden bir optikçilik açmak mümkün değil. Çalışmak da mümkün değil. Hı-hı. Zaten şu andaki Türkiye'de optisyenliğe ihtiyaç çok fazla. Şimdi şöyle düşünelim. 5000 kişide bir optisyene ihtiyacı var. Yaklaşık 15.000 optisyene ihtiyaç var. Hı-hı. Ama her optisyende de bir 3 kişilik eleman çalıştığını düşünürseniz bu yaklaşık 45.000 kişilik bir kitleye hitap eden bir eğitim oluyor aslında. Hı-hı. Çünkü optisyende, optikçilerde çalışan arkadaşların çoğunun diploması yok. Değil onların mi? Hepsi de aslında ileride diploma alması gereken veya diploma sahibi olması gereken kişiler. Kendilerinin gelecekleri açısından da bu gerekecek çünkü ileride. Tabii benim kanaatim ileride optisyenliği bitiren bir kişi optikçi açabilecek. Ama optikçi açan aynı zamanda optisyenliği bitiremeyen bir eleman da çalıştıramayacak. O hale gelecek. Çünkü özellikle arz eden bir branş olduğu için. Dolayısıyla önü çok açık. Yani bu bölümü tercih edecek gençlerin meslek sahibi, okulu bitir bitirmez meslek sahibi olabilmeleri imkanı var. Evet hocam. Dolayısıyla arkadaşlar gönül rahatıyla tercihlerini bu noktada yapabilirler. Çok iyi. Peki hocam odolojiyi biraz da konuşalım. 5000 kişiye bir optisyen düşüyor dedi hocamız. Bu da bu alana ne kadar ihtiyaç olduğu, yani profesyonellere ne kadar ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Odolojide durum ne hocam? Biraz odolojiyi tanıtalım arkadaşlarımıza. Geleceğini biraz konuşalım. İstihdam olanaklarını belki ele alırız. Buyurun hocam. Şöyle diyeyim. Türkiye'de henüz odyolog yok. Lisans mezunu odyolog yok. Aynı Ahmet hocamın belirttiği gibi dil konuşma terapisiyle odyolojinin geçmişi çok benzer gelmiştir. Hı hı. Dünyada odyoloji yeni bir disiplindir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmeye başlamıştır. Türkiye'de de bir 30-35 senedir vardır odyoloji. Bilinen bir meslektir ama bunca zaman içerisinde yüksek lisans ve doktora programıyla odyoloji alanında uzmanlar yetiştirilmiştir. Toplam sayısı da 200'dür. Ama lisans mezunu odyolog henüz yoktur. İlk mezunları seneye İstanbul Üniversitesi'nden mezun olacak. Bir 30-35 kişilik bir ilk mezun grubu var. Hı hı. Odyoloji genel olarak işitme ve denge bilimidir. İşitme ve denge bozukluklarının tanılanması ve rehabilitasyonuyla ilgilenen bir alandır. Bu bakımdan bakıldığında işitme kayıpları, şimdi ülkenin nüfusunu dikkate aldığımızda her yıl yeni doğan 1,5 milyon bebek olduğunu düşündüğümüzde, hı hı, bunların binde bir, binde ikilik grubunun çok ileri kayıpla doğduğunu düşündüğümüzde, ki bu sayı diğer daha düşük dereceli kayıpları da kattığımızda binde 5-6'ları bulur. Her yıl bakarsanız ciddi sayıda bir işitme engelli grup aramıza katılmaktadır. Türkiye'deki toplam işitme engelli sayısının 3,5-4 milyon civarında olduğu söyleniyor. Tabii işitme kaybından bahsediyoruz. Bir de işitme kaybına eşlik eden kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi faktörler de vardır. Bunların hepsi odyolojinin ilgi alanına giren konulardır. Aynı hocamın da belirttiği gibi ülkemizin ciddi bir odyolog ihtiyacı var açıkçası şu an. Özellikle yeni doğan işitme taraması programı Türkiye'de zorunlu hale geldi. Her doğan bebeğe belli testler yapılır. Bunlardan birisi de işitme taramasıdır. İşitme taramasındaki amaç bebek işitme kaybı hastalığına risk taşıyor mu taşımıyor mu kabaca ayırt etmektir. Bebek riskliyse bunun tanılanması gerekir. Tanılanıyorsa rehabilite edilmesi gerekir. İşitme cihazı mı olacak, kokleer implant mı olacak? Bunların hepsine karar verecek kişi de odyologtur. Bu düzende zaten yeni doğan işitme taramasının hedefine ulaşabilmesi için odyolog zaten olması gereken ve hizmet verilmesi gereken alandır. O yüzden önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir odyoloji ve odyologla ilgili istihdam alanı doğacaktır. Gerek devlette olsun, gerekse özel sektörde. İşitme cihazı sektörünün Türkiye'de önümüzdeki yıllarda 10 kat büyümesi bekleniyor.
Hocam 4600 sayısı nerede? Bizde işitme cihazı firmasının toplam sayısı Türkiye'de ruhsatlı diyelim. 550-600'dür. Bu Almanya'daki sayı 6000'dir. İşitme cihazı uygulaması da ciddi uzmanlık isteyen bir iştir. Aynı optisyenlik gibi. Çünkü her zaman örnek veriyorum. İnsanlar ayakkabı alırken bile 5-6 kere denerler. Biz kulak gibi muhteşem bir yapıya dışarıdan bir cihaz takacağız. Bu öyle rastgele yapılacak bir iş değildir. Doğru. Ciddi uzmanlık ister. Sektörün de büyüme potansiyeli göz önünde bulundurursa gerek devlette gerek özelde odyolog ihtiyacı has safhadadır. Örneğin kokler implant çok son dönemlerde popülerdir. Biyonik kulak, cerrahi olarak takılan cihazlar. Orada odyolog zorunlu elemandır. Odyoloğun onay vermesi gerekir. Odyolojik açıdan bu uygundur demesi lazım. İki tane zorunlu eleman var zaten. Birisi kulak burun boğaz hekimi. O otolojik açıdan onay verir. Odyolog da odyolojik açıdan onay verir. Şimdi odyoloğun zorunlu eleman olması demek hastanenin kokler implant ameliyatı yapabilmesi ya da kokler implantla ilgili hizmet verebilmesi için odyolog istihdam etmesi gerekir. Zorunda. Kokler implant işi de ciddi uzmanlık gerektiren bir iştir. O yüzden tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda odyolog açığı zaten aşikardır, görünüyor. Daha benim bile kendimin zamanla göreceğim, tahmin edemediğim iş imkanlarının da çıkacağını açıkçası ben düşünüyorum. İnsanlar mezun oldukça kendi işlerinde kendileri yaratacaklar. Çünkü alan çok geniş, insan yok. Böyle bir sıkıntımız var bizim. O yüzden de odyoloji şu an bizim Üsküdar Üniversitesi'ndeki odyoloji lisans programımızla birlikte toplam 9 tane üniversitede bölümümüz var. Bizimki de çok yeni yeni lisanslaşan bir program. Eski bir meslektir, yeni bir disiplindir, yeni lisanslaşan da bir programdır özetle. Peki hocam, kimler tercih edebilecek? Teknik olarak hangi bölümden tercih yapılabiliyor? Odyolojiyi Üsküdar Üniversitesi'nde fakülte altında MF3 puan türüyle öğrenci alıyoruz. 180 barajını MF3 puan türüyle 180 barajını geçen öğrenciler tercih edecek. Ama tabii şunu söyleyelim. Bu çok fazla gelen bir soru çünkü hem dil konuşma terapisi için hem odyoloji için bu sene ilk öğrencileri alacağımız programlar ve şu anda taban puanları belli değil. Evet. Yerleştirmeler sonrasında belli olacak. Öğrenciler neye bakacaklar? Bir sene önce farklı üniversitelerde kapanma puanlarına ve bunun başarı sıralarına bakacaklar. Ama tabii ki yine listelerinde tercih sıralarına göre, istek sıralarına göre bir yerlere yerleştirmeleri gerekiyor. Hocam sizi sürdüreceğiz tabii dinlemeyi. Aslında değil mi hocam, duyusal bir kayıp yaşandığında bu kişinin konuşmasını da etkiliyor. Yani dirsek teması halinde aslında ilerliyorsunuz. Konuşma problemlerinin bazıları da duymadan kaynaklanıyor hocam. Sizin bölümünüz de gerçekten çok önemli. Biraz daha bilgi verelim istiyorum arkadaşlar hocam. Nasıl bir eğitim modeli olacak? Sizi tercih eden arkadaşlar nasıl bir eğitim modeliyle karşılaşacak? Zor mu, kolay mı? Peki. Aslında birazcık istatistiklerden ben de söz edeyim. Ondan buyurun sonra hocam, öbürüne geçeyim isterseniz. Bakın, ihtiyaç o kadar açık ki aklınıza gelebilen her alanda dedik. Ben bir araştırma yapmıştım bundan birkaç yıl önce. Sadece ana sınıflarında, yani ilkokula geçiş ile ilkokul birinci sınıftaki öğrencilerde gözlenen dil ve konuşma bozukluğu oranı %5-6. Yani bu çok önemli bir rakam. Yani 100 öğrenciden 5'inde veya 6'sında okul öncesi dönemin son ve ilkokulun birinci sınıfında. Akademik performansı da etkileyecek bir şey. Sadece tabii, buradan örnek verdiğim. Okul öncesi dönemde kekemelik çok yaygın. Herkes biliyor. Oranı 2 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkar. Ondan sonra kronik kekemeliğe dönüşür. Çıkış oranı %5'tir, %6'dır. Yani her doğan çocuğun 2 ila 5 yaşı arasında kekeme olma olasılığı %5 veya 6, %4 veya 5. Çok ciddi oranlar bunlar. Dolayısıyla bunlara terapi verebilecek kişilerin de yetişmesi lazım. Nasıl yetişmesi lazım? Dirsek teması olduğumuz pek çok alan var. Bunlardan bir tanesi odyoloji. Ama odyoloji nasıl ki kulak, burun, boğaz ile çok yakın bir işbirliği içerisindeyse, kulak, burun, boğaz da çok yakın dirsek teması halinde olması lazım. Çünkü kulak, burun, boğaz olgularının önemli bir kısmında dil ve konuşma bozukluğu da vardır. Plastik cerrahiyle yakından ilişkiliyiz. Çünkü plastik cerrahide dudak damak yaralıklarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları. Ortodonti yine aynı şekilde diş ve çene yapısından ötürü
kişilerde meydana gelen telaffuz bozuklukları. Nöroloji, nöroşirurji, beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları. Bütün bunların hepsine baktığınız zaman tıp alanının hemen hemen bütün alanlarıyla dirsek teması içerisinde olması gereken bir disiplin. Dolayısıyla eğitim sistemimiz bizim 5 temel bacağı oturur. Bunlardan birincisi biyomedikal alandır. Bu dönemde bu alandaki dersler işte anatomi, nöroloji, fizyoloji ile bedenin işleyişine, yapısına ve oradaki aksaklıklara yönelik bilgilerin kazandırıldığı dersler. İkinci alanımız bizim dil bilimi. İnsanlar arasındaki iletişimin temelini oluşturan dil olgusunun ne olduğu, nasıl değerlendirildiği, nasıl çözümleneceği, nasıl analiz edileceği, nasıl dokümante edileceğini ilişkin bilgilerin yer aldığı bir grup derslerimiz olacak. Üçüncü bacağımız davranış bilimleri. İki nedenle davranış bilimleri bizim mesleğimizde çok önemli. Bir tanesi psikolojik süreçlerle dil gelişimi ve dil bozuklukları ya da konuşma bozuklukları arasındaki ilişkiyi kavramamız bakımından. Beyin-dil ilişkisi, psikolojik süreçlerle dil ilişkisi. Bazen bakarsınız hiçbir sorun yoktur. Ama bir takım psikiyatrik sorunların sonucunda kişide işlevsel dediğimiz bir takım belirtiler ortaya çıkar. O nedenle psikolojik taban son derece önemlidir bizim mesleki alandaki eğitimimizde. İkinci nedeni psikolojiyi okumamızın insanlar arasındaki ilişki son derece önemli. Sadece işin teknik yönü ya da terapi yönü değil. Hem terapiyi alan danışana hem de onun yakın çevresine, anneye, babaya ya da diğerlerine danışmanlık hizmetini de vermek durumunda. Dolayısıyla oradaki psikolojik süreçler de önemli. Dördüncü bacağı da dil ve konuşma bozuklukları nedir, nasıl değerlendirilir, nasıl tedavi edilir? Bu kuramsal bilgilerden sonra da dördüncü sınıfta da beşinci bacak olan klinik uygulama. Onun için de sahaya iniyorlar. Sahaya inmeleri lazım. Çünkü hastanesi olmayan bir tıp fakültesini nasıl düşünemezseniz uygulaması olmayan bir dil ve konuşma terapistliği programını da düşünemezsiniz. O nedenle de Üsküdar Üniversitesi USKOM adıyla bilinen Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama Araştırma Merkezi var. Orada arkadaşlarımız 4. sınıftan itibaren aktif uygulamanın, klinik çalışmaların içerisine girecekler. Burası mesleğimizin önemli bir boyutu. Hem bir taraftan terapi ya da tedavi, bir taraftan da araştırma ağırlıklıdır. Yani yaptığınız, her kişiyle yaptığınız terapinin sonucunda etkililiği gözlemlemek durumundasınız. Dolayısıyla öğrencilerimiz sadece kuramsal ya da insanlarla olan iletişimlerini tatmin etme değil, araştırmacı yönlerini de tatmin edebilecekleri bir mesleğe girdiklerini bilsinler gençler. Gerçekten çok keyifli, çok heyecan verici. Özellikle de Türkiye'de yeni olması açısından ojolojide de aynı şekilde. Avantaj sadece iş bulma avantajı değil. Mesleğin ülkedeki gelişimini yaşayan kişiler olması açısından da çok keyifli bir şey. Çünkü biz şöyle başlamıştık, şuradan şuraya geldik. Bakın siz yetişmiştiniz ama bizim zamanımızda bunlar yoktu gibi bir takım işin duygusal yönde yaşayabilecekleri, keyif alabilecekleri bir alan olacak. Buyurun. Pardon. Onun için de bütün çabamız zaten Üsküdar Üniversitesi'nde böyle bir yapılanma içerisinde yılların diğer kurumlardaki birikimlerini buraya aktarmayı hedefliyoruz. Ve başarılı olacağımıza da inanıyorum. Tematik üniversitede böyle bir bölümün olmasının avantajını da birazdan hocam. Şimdi sorayım cevap. Bence orası son derece önemli. Az önce dedim ya araştırma tabanlı bir meslek diye. Şimdi nöropsikiyatri hastanesinin olması, davranış bilimlerinin yoğun olarak yer alması Üsküdar Üniversitesi'ni alanda önemli bir konum haline getiriyor. Yani bir mükemmelliyet merkezi olma doğrultusunda hedeflerimizi belirlemiş durumundayız. Niye? Çünkü dil-beyin ilişkisini inceleyebilecek çok önemli bir altyapıya sahibiz. Nöroloji diyoruz.
Nöroloji son derece önemli. Dil davranışlarıyla işte nörolojik bilimler arasında, beyin dil arasındaki ilişkiyi bunun hem araştırma yönünden hem de terapi yönünden son derece önemli bir altyapısı var. Psikoloji yani davranış bilimleri açısından baktığımız zaman zaten çok özelleşmiş bir merkezi, altyapıya sahip. Evet. Dolayısıyla ben o açıdan kendim adına da çok heyecan duyuyorum. Çünkü böyle bir ekiple, multidisipliner bir ekiple böyle bir yolculuğa çıkma çok büyük bir keyif. Öğrencilerimizin bizimle birlikte o yolculuğa çıkacaklarını da bilerek gelmeleri sanıyorum onları da heyecanlandıracaktır. Hocam, optisyenliğe geçelim. Biraz da sizi dinleyelim. Üsküdar Üniversitesi'ni tercih edecek optisyenlik programını okumak isteyen arkadaşlarımızı nasıl bir eğitim müfredatı bekliyor? Biraz eğitimin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim optisyenlik bölümü 2 yıllık ön lisans programı. Bu 2 yıl içerisinde hem teorik dersler hem pratik derslerimiz var. Optisyenlik aslında sırf gözlükçülük değil. Çünkü optisyen bir arkadaş aynı zamanda bir göz hekiminin sağ kolu gibi onu tamamlayan bir mesleği icra ediyor. Dolayısıyla biz kendi programımızda, optisyenlik programında bu sene eğitimle ilgili yaptığımız bir şurada da yine bu konuda bilgi vermiştim ben. Talebelerimize hem mesleki pratiği hem mesleklerinin teorini veriyoruz ve ciddi bir hoca kadromuz var. Şu anda 3 tane göz hekimimiz var kadromuzda. 2 tane optisyen, sahadan gelen çok deneyimli optisyen arkadaşımız var. Kontak lensle ilgili yine çok deneyimli bir öğretim görevlisi arkadaşımız var. Dolayısıyla öğretim kadromuz çok güçlü. Laboratuvarımız zaten şu anda seneye inşallah talebelerimizin hizmetinde olacak. Donanımlı bir laboratuvarımız olacak. Onlarla laboratuvarda rahat çalışabileceğiz. Ayrıca çocuklar, talebelerin sahadaki çalışmaları da organize ediyoruz. Sahadaki çalışmalarında da şu anda 2 tane optisyenlerin kurmuş olduğu dernek var. O derneklerle yakın ilişkideyiz. Bu çocukların optikçilerde halihazırda çalışan gözlükçülerde stajlarını organize ediyoruz. Yani hem teorik hem pratik onları yetiştiriyoruz. Yani 2 sene sonunda bizim bölümü bitiren bir genç size dua edecek. Rahatlıkla işini kurabilecek, bağımsız olarak çalışabilecek. Evet. Çünkü bizim meslek, optisyenlik mesleği bağımsız çalışmaya da müsait. Yani kendi iş yerini açıp kendi orada işe çalışabilecek. Hani veya mesul müdürlük yapabilecek konuma gelecek. Yani önü açık bir meslek. Sahada ihtiyacı istedilen bir meslek. Dolayısıyla arkadaşların tercih ettikleri zaman bu bölümü tercih ettiğinde amaç şu olması lazım. Yani ben bu 2 senelik opsiyonik ön lisans bölümü bitirdiğim zaman ne olacağım? Hayatımı idame ettirebilecek miyim? Önüm açık mı? Bu 3 sorunun da cevabı evet demekimiz lazım. Çünkü hem önü açık lisans programlarına devam edebilir, hem ticarete atılıp kendi ticari müessesini kurabilir. Bu şekilde hayatını idame ettirebileceği güzel bir meslek sahibi olmuş olabilir yani. Hocamız talebe kelimesini kullanıyor. Bu kelimeyi o kadar çok seviyorum ki hocam. Çok da anlamlı geliyor bana. Talep eden aslında kişi talep etmediği sürece bir şey de öğrenemez. Buradan öğrencilere, arkadaşlarımıza mesajımız da olsun. Tabii ki öğrenmek için istemek gerekiyor. Tabii. Talep etmek gerekiyor. Talebe olmayı hak etmek gerekiyor. Kesinlikle değil mi hocam? Doğru. Bu mesajımızı da arkadaşlarımıza, tabii o bizim için de geçerli. değil mi hocam? Talebelik yaşam boyu devam ediyor. Bir şeyleri talep ediyoruz ve öğreniyoruz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani buyurun hocam. Bizim mesleklerimize baktığınız zaman zannetmesinler ki arkadaşlar mezun oldukları zaman öğrencilikleri bitecek. Asıl öğrenme ondan sonra başlayacak. Bütün başvuran arkadaşlara onu söylüyorum. Biz pratisyen yetiştiririz. Yani alana çıktıkları zaman bir şeyleri yapabilecekleri düzeyde bilgi ve beceriyle donatırız. Ama asıl öğrenme ondan sonra başlayacak. Onun için mesleğin keyfi var. Öğrenme hiçbir zaman bitmeyecek. Yaşam boyu devam edecek olan bir şey. Heyecanı da orada zaten. Hocam, sizi tercih edecek arkadaşlar da amaç ne olmalı? Optisyenle ilişkin hocam güzel şeyler söyledi. Sizi hangi amaçla öğrenci tercih etsin hocam? Amacı ne olmalı?
ama bir kere aynı dil konuşma terapisi gibi bizi tercih eden ve bu alana girecek arkadaşlar aslında bir tarihe tanıklık edecekler. Kendileri de o tarihin içinde olacaklar. Bu da bu ülkedeki odyolojinin gelişimiyle ilgili olan tarihtir. Bizim alanımıza girecek insanlar işitme engelli bireylere veya engelli bireylere hizmet etme ya da onların dertlerine deva olabilme amacı gülerek gelsinler. İnsanları sevmek lazım her şeyden evvel. İşitme engelli grubu engel grupları içerisinde hakikaten en sıkıntılı gruptur. Eğer incelenirse veya etrafında olan varsa en agresif, en sinirli gruptur. Çünkü işitememek çok ciddi bir problemdir. Eğer ki bebeklikten itibaren de olduysa ve müdahale edilmediyse işitememenin üzerine bir de konuşamama girer ki çarpı ikidir durum. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. O yüzden bizim alanın evet pek çok alan gibi açık, maddi olarak beklentisi olanları tatmin eder. O da bir gerçek. Aynı hocamın dediği gibi işitme cihazı firmasını bağımsız açabilir, sorumlu müdür olabilir, özel kendi odyoloji merkezini açabilir. Bir sürü şey yapabilir. Ancak işin bir manevi açıdan bir tatmini vardır ki bunu düşünen arkadaşlarım için bizim alan bulunmaz bir nimettir. Çünkü işitme engeli ülkemizde de biraz sıkıntılı karşılanan bir durumdur. Örneğin hocam da burada. Şimdi çoğu zaman büyük çoğunlukla mesela çocuğa işitme görme kaybı var, görmede azlık var dendiğinde aileler artık büyük çoğunluğu en azından doğal karşılayıp gidip hemen kız çocuğuysa kırmızı, yeşilli, çerçeveli gözlükler takıp çok güzel çocuğu da motive ediyorlar. Ancak bizim alan öyle değil. Algı sıkıntılı. Şimdi bebeğe, annesine işitme kaybı var, duymuyor dendiği an hiç kimse sevinmiyor. Hemen başlıyor. Gözyaşları, benim çocuğumla alay mı ederler, benim çocuğum özürlü. Yani görmedeki algı işitmede yoktur. O yüzden bizim alana gelecek insanlar bunları, öğrenci arkadaşlar bunları bilsinler. Çünkü bir zihniyet değiştirecekler aslında. Amaç da büyüktür. Hocam bizim üniversitemize gelenler için hani ders müfredatlarından bahsettiniz. Buyurun hocam. Benzerdir. Bizim birinci sınıfımızda temel tıbbi biyolojik dersler çok önemlidir. Anatomi, fizyoloji gibi, histoloji gibi. Bizim işimiz sestir. O yüzden akustikle ilgili temel bilgiler gerekir. Çok önemlidir. Dil, konuşma. Bunlar bizim temeldeki, şimdi odyoloğun görevi nedir? İşitsin ki konuşabilsin. Dil süreçleri nasıl olacak, konuşma nedir? Bunları temel olarak bilecek. Bu mecburdur. Ama dil konuşma terapisti asla değildir. İkisi ayrı alanlardır. Bilinmesi gereken temel şeyler vardır. İkinci sınıfta tanısal odyoloji ile ilgili dersler görürler. Nasıl tanılanacak işitme ve denge bozukluğu? Bu çok önemlidir. Bir sürü test bataryamız vardır. Testler vardır. Bunların yorumlanması gerekir. Odyolog bunları yorumlar ki sonuç alsın, tanı koysun. Çok önemli iştir. Tanı koymak sorumluluktur. Siz tanı koyduktan sonra bir basamak daha başlar. Tanı koydunuz, bu nasıl rehabilite edilecek? Üçüncü sınıfta da işin rehabilitasyon boyutu başlar. Burada kişilerin nasıl rehabilite edilecekleriyle ilgili bilgiler verilir. Dördüncü sınıfta da hocamın bahsettiği şey odyolog pratisyendir. İntern gibi aynı altıncı sınıf tıp fakültesindeki gibi klinikte eğitim yaparlar hocalarının gözünün önünde. Bizim işimiz usta çırak ilişkisidir. Yani şimdi hoca öğrenci diyelim, eskinin usta çırak ilişkisi. Yani ne kadar çok klinikte bulunur, ne kadar çok hastandır, ne kadar çok işin içinde olunursa o kadar iyi odyolog olunur. Bu da nettir. Bizim üniversitelerin genelinde veremeyeceğimiz şey öğrenciye tecrübe birikimidir. Tecrübe birikimi meslekte edinilir. Ama biz insanlara hem öğrencilere hem teorik hem pratik olarak gerekli şeyleri verip uygulama alanında da desteklersek bizim içimiz rahat olacak. Hocam derneklerle bağlantıları söyledi. Ben kendim de Odyologlar Derneği'nin başkanıyım. O yüzden de zaten sektörle de ilişkimiz ciddi boyutta olacaktır. Uygulamada sadece problem tabii olmayacak o zaman. Bunlar çok önemli. Odyoloji sınıfta öğrenilmez. Diğer bölümler gibi. Ve bu arkadaşlarımızı da bu anlamda destekleyeceksiniz, yönlendireceksiniz. Tabii. İlgili yerlerde çalışmalarına, staj yapma imkanlarını sunacaksınız. Hocam bir de odyometri var. Biraz ondan da bahsedelim. Bu yüksekokul programı. Odyometri programı ön lisans programı olarak. Türkiye'deki kuruluşu 80 küsürlü yıllara varır. Odyometri teknikerliğin ilk kuruluşundaki amaç işitme testlerini yapacak sağlık teknikerlerinin oluşturulması amacıyla kuruldu. Biraz aslında ters bir döngüyle oldu. Çoğu yerde odyoloji bölümü daha önce vardır. Yani odyoloji bölümü gelişir. Ondan sonra bu alan gelişir. Bizde biraz ters bir boyutta gelişti zaman içerisinde. Odyometri teknikerliği ile odyolog arasındaki farkı herkes soruyordur.
Siz sormadan ben söyleyeyim, en azından insanlar da kafalarında bazı sorular oluyor. Odyometri teknikerliği meslek tanımı vardır, aynı odyolog gibi. Orada der ki endikasyonu belirlenen hastalara gerekli testleri uygulayan kişidir. Odyometri teknikerler aynı hocam nasıl dedi, optisyenler göz hekimlerinin sağ koludur. Odyometri teknikerleri de bulundukları yerde kulak burun boğaz hekimi veya odyologla birlikte çalışırlar. Odyometri teknikerlerinin tanı koyma ya da rehabilite etme yetkileri yoktur. Bu kanunen de yoktur. 2011 yılında bizim mesleklerimizin hep mesleki tanımları yapıldı. Kanun çıktı. Burada tanı koyma ve rehabilite etme işi odyolog sağlık elemanındır. Odyometri teknikerinin de belli testleri uygulayıcı olarak tanımlanmıştır. İkisi arasında böyle ciddi farklar vardır. Hani bilinmesi açısından. Odyometri teknikerliği de öne açık bir meslektir. Odyoloji de bu şekilde, aralarında farklar vardır. Bu bizim için hayatidir. Dirsek teması olunmasıyla herkesin birbirinin işini yapıyor olması farklı kavramlardır. Bizim ülkede biraz karışıyor, o yüzden bunu belirtmek istedim. Bu farkı da ortaya koyduk. Teşekkür ederim hocam. Ece Hanım, şimdi tercihler 7'si itibariyle başladı. 17'sine kadar 10 günlük bir sürecimiz var. Doğru tercih tabii ki çok 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 önemli, kişinin geleceğini, yaşamını belirlemesi açısından. Bazı arkadaşlarımız böyle heykelciğimizde olduğu gibi hissediyor, kararsız durumda da olup elini koymuş, düşünüyor. Kararsız olan arkadaşlarımız ilişkin buradan ne önerilerde bulunabilirsiniz? Evet, kararsız olan çok arkadaşımız var. Bir de tabii biraz daha kaygı artıyor. 17 Temmuz'a artık az bir zaman kaldı. Geriye doğru gidiyoruz artık. O yüzden daha endişeliler. Ama ben hep şunu söylüyorum onlara. Bir bırak kafan karışsın. İyice de bir karışsın kafan. Hepsini öğren. Ondan sonra zaten sen doğru kararı vereceksin. Bunu programın başından beri söylüyoruz. Üniversitelerin tanıtım günleri çok hayat kurtarıcı. Çünkü hocalarımız da bizimle birlikte oradalar ve öğrenciler geldikleri zaman birebir bölüm hocalarından bölümle ilgili çok detaylı bilgiler alıyorlar. Yani karar böyle bir süreç. Hani oturup da ben ne olmalıyım gibi düşünmek yerine işte araştırmak, öğrenmeye çalışmak, kendini tanımak, yani kişilik yönelim testini uyguluyoruz biz bu sene öğrencilere. Tek nedeni öğrencinin yanında daha fazla olmak, onun o karar sürecine biraz daha katkıda bulunmak. Hani öğrenci bunu yaptıktan sonra uzmanlarla birlikte değerlendirdikten sonra, hocalarımız da birebir bölümleri dinledikten sonra, işte ders içerikleri, mezuniyet sonrası iş olanakları, genelde kararlarını vermiş oluyorlar zaten. Hani şimdi öyle oturup düşünmesinler, öyle oturup düşünmek yerine 17 Temmuz'a kadar sürekli araştırsınlar, daha fazla araştırsınlar. Gidip gidebiliyorlarsa gidip baksınlar, gidemiyorlarsa web sitelerinden incelesinler. Şu dönemdeki tüm fırsatları değerlendirmelerini öneriyorum ben kararsız öğrencilere. Bu arada hocam ciddi sorular geliyor. Bunları yöneltemiyorum size ama arkadaşlar yine bir hatırlatayım. Bunlar kesinlikle gün içerisinde Ece Tözeniş ve ekibi tarafından sosyal medya üzerinden gelen sorularınız cevaplanacaktır. Bu hatırlatmayı da yapalım. Hocam bir de seminerlere başladınız. Bu konuyla ilişkin de vermekte fayda var arkadaşlara. Faydalanabilirler, gelirler, geleceğe yönelik değişen ihtiyaçlar, yenilenen meslekler. Tam da böyle onların şu andaki sorularına cevap aslında çok bilgiler var. Bugünden itibaren başladık. Yarın da saat 11-12 arasında eğitim danışmanımız uzman psikolog Orhan Gümüşel öğrencilere değişen ihtiyaçlar, yenilen meslekleri anlatacaklar. Öğrenciler de katılabilirler bu seminerlere. Ücretsiz bir seminer. Tabii ücretsiz bir seminer. Üniversitemizde düzenleniyor. Kuzey yerleşkemizde. Katılabilirler tüm öğrenciler. Tercihler içinde gelebilirler. Kesinlikle. Hocam süremizin yavaş yavaş sonuna giriyoruz. 4-5 dakikaya girdik. Buradan son söz olarak sizlere söz vereceğim. Son olarak siz dil ve konuşma terapisi bölümünü isteyen arkadaşlara ne gibi önerilerde, tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Şimdi aslında çok sık söylenen bir söylem var, geleceğin meslekleri diye. Ben geleceğin mesleği tanımını kendi meslek alanım için çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü bizim bekleyecek zamanımız yok. İnsanlar bir şekliyle problemi yaşıyorlar. Her gün bir eve mutlaka dil ve konuşma bozukluğuyla, işitmeyle,
veya başka bir durumla ilgili bir ateş düşüyor zaten ve onlar bir şekilde bu ateşin söndürülmesini bekliyorlar. Dolayısıyla geleceğin mesleğini değil, biz bugünün ihtiyacını karşılamak için yola çıktığımız için belki geciktik ama onun için geleceğe yönelik yatırım yaptıklarını düşünmesin arkadaşlarımız. Biz bugün için eleman yetiştirmeye çalışıyoruz ve bunun için de uğraş veriyoruz. Gerçekten düşen ateşin söndürülmesi, yangının söndürülmesi için bundan daha güzel, daha keyifli ve daha onur verici, insanı hem maddi yönden hem de manevi yönden tatmin edebileceği çok az sayıda meslek var. Dolayısıyla insanların, ben kendi alanım için söyleyeyim, dil ve konuşma terapistleri, az önce derslerden söz ettik, sağlık alanıyla ilgilenen arkadaşların o isteklerini tatmin edebilecekleri bir yapılanma. Psikolojik süreçlerle ilgilenmeyi seven kişilerin o yönünü tatmin etme. Dil bilimini gibi böyle ilginç sosyal bilimlerle ilgili vesaire pek çok yönünü tatmin eder. Az önce bir takım istatistiklerden söz ediyordu Burak Bey, işitme özürlerle ilgili olarak çocuklardan ve bebeklerden söz etti ama yaşlı kesimi unutmayalım, yaşlanan bir toplumuz. Değil mi hocam? Bizim genç nüfusumuz daha büyüktü ama şimdi yaşlanıyoruz. İşitme için izin verirse söyleyeyim, 60 yaşın üzerinde işitme kaybı olma oranı %46'dan başlıyor. Yani 60 yaşın üzerindeki iki kişiden birisi neredeyse işitme özürlü olmak durumunda. Bu problemi yaşıyor. Dolayısıyla ya odyoloji, kulak burun boğaz ve aynı zamanda belki de işte yaşama katılım doğrultusunda belki bizlerin de ihtiyacını duyacak. Onun için bizim mesleklerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünmesinler. Teşekkür ederim. Doğru adres de burası. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Aynı şey göz için de geçerli, kulak için de geçerli. Buyurun hocam. Biz insan algısının %80'ini gözden sağlıyor. Evet. Dolayısıyla göz çok önemli bir organ. Optisyenini seçecek arkadaşların hem sanatsal yönleri olması lazım, hem de insanlarla uğraşmayı seven bir meslek olduğu için insan sevgisi olması lazım. Yani bizim meslek hem insan sevgisini, hem sağlığı, hem ticareti, hepsini beraber kapsayan bir şey, meslek. Dolayısıyla bütün öğrenci arkadaşlarımızı bu bölümümüze bekliyoruz. Keyifli yapılacak İnşallah. Dallardan biri. Hocam sizler neler söylemek istersiniz? Şimdi odyolojiye gelecek arkadaşlar aslında hayatın içinden bir mesleğe gelecekler. Günlük yaşamda etrafında olan, belki de fark etmediği insanları fark eder hale gelecekler. Çok önemli bir mesleğe giriş yapacaklar. İnsanları sevip engellilerle ve özellikle işitme engellilerle uğraşmak ve onların hayata katılımını da destek olmak istiyorlarsa odyoloji aynı diğer bölümler gibi bu açıdan çok önemlidir. İnsanı ve hayatı sevmek bizim alanımızda çok önemli. Bu tip arkadaşların da bizim aramızda olması bizler için de önemlidir. Eskiden odyolojiyi birazcık böyle başından tanıtıyordum. Şimdi gene insanlar bilgili geliyorlar. Hocam bazı sorularımız var diye geliyorlar. Bu da odyolojinin 2-3 yılda kat ettiği mesafeyi gösterir. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. Bu arada Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu beyin kullanma kılavuzu son bir dakikaya girdik. Hemen 7. maddeyi sizinle paylaşalım arkadaşlar. Çok anlamlı, amacını belirli diyor beyin kullanma kılavuzumuz. Hayatında uğrunda yaşanmaya değer bir amaç ve çile çekmeye değer bir hedef bulundur. Amacı olmayan beyin programlanmamış bir beyindir ve dış etkiye çok açıktır. Amaçlar yakınlarında bir yerlerde duruyor, belirli diyor. Üsküdar Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Çok değerli 4 isim bugün bizlerle oldu. Hocam çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Evet değerli adaylarımız, arkadaşlarımız, yarın saatler 15.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine sizlerle olacağız. Yarın görüşmek üzere.